Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn emma ba'd. Evet. Bir önceki dersimizde nakil konusuna girdiğimizde eset kelimesiyle alakalı malumat verilmedi şeklinde bir uyarı geldi arkadaşlar. Onu burada düzeltmiş olalım. Eset kelimesi elimdeki şerh itibariyle bakıyorum. Evla ve akva mine's-sedat demiş. Yani geçmişlerden, büyüklerden, efendim bu işin ustalarından en evla, en akva olan budur anlamında. Yani kitabiye esette hani birileri de nakil rivayet etmiş dedik ya. Haysekitlerde. O haysekitlerde ki aslında o olmaması gerektiği noktasında bir görüşü bildiriyor. Kitabiye, illa ha kitabiye eset derken. Sekitten devam ediyoruz. Bâbü sekti ale's-sâkini kable'l-hemzi ve gayrihi. Bu sefer de iş sekit meselesinde. Bâbü sekti ale's-sâkin. Sakin harf üzere sekit yapmak. Hangi sakin harf ama? Kable'l-hemzeti. Hemzenin öncesinde bulunan. Hemzenin öncesinde bulunan ve gayrihi veya başka bir harf de olabilir bu. Sakin harfin üzerine sekte yapmak diyor. Bununla alakalı mesele. Peki hocam. Ve sektu. Sekit meselesi an hamzete. İmam-ı Hamza'dan rivayet edilen bir durumdur. Ve huve kat'u savti zemenen demiş. Bak sekteyi de burada ne yapmış? Açıklamış. Sesi bir an, bir zaman kesmek. Huve ekallu min zemenil vakfi adeten min gayri teneffüs. Yani nefes almadan adet üzere. Nefes almadan yani. Şimdi bir adam nefes almadan derken dur 5 dakika adet üzere değil ki nefes almak. Bu yani nefes almak. Nefes almaksızın adet üzere vakıf zamanından daha az. Yani bu adam bıraktı, bitirdi dedirtmeyecek sana. Vakıf çünkü ne? Durdun, vakfettiğin zaman da artık diyorsun ki bu adam vakfetti. Burada vakfetti dedirtmiyor sana. Bu adamda hala bir gidiş hesabı var dedirtiyor. Sektede böyle bir şey var. Böyle bir izlenim bırakıyor insanda. An Hamzete. Hamza'dan yapılır böyle bir şey. Nerelerde yapmış bunu Hamza? İmam-ı Hamza Hazretleri. Fi şeyin. Değil mi? Şeyin kelimesinde. Şeyin derken burada tabii sadece esreli olanı söylemiş oldu ama yani mutlak anlamda hem fetha hem zamme hem kesre şeyin, şeyün, şeyen değil mi? Kelimelerinin vasıl hükümleri diyoruz ya. Kaidelerde bunu yaparken şey kelimesinde İmam-ı Hamza'dan sekte rivayet eden var. Bu bir. Ve el ikisinin elif lam takısı. İkisini de aynı kefeye koyuyorlar zaten. Şeyin kelimesiyle elif lam takısını aynı kefeye koyuyorlar. Bu bir. Vel ba'du bazıları ma'huma bu şey ve elle beraber lehu İmam-ı Hamza için rivayet ettiler. Neyi? Fîmâ. Ol bir şey hakkında da sekteyi rivayet ettiler ki hangi şey o? İnfesal. Ayrık düştü. Ayrı oldu. Yani Hemze-i Mürekkire'den bahsediyor hocam. Munfasıl sekti. Bakın meddi munfasıl sekti ayrıdır. Munfasıl sekti ayrıdır. Munfasıl sekti bizim Hemze-i Mürekkire dediğimiz sekit. Men âmene. Yani ayrı ayrı kelimelerde Hemze ile sakin olan harf ayrı ayrı kelimelerde olunca buna munfasıl diyorlar. Buna munfasıl diyorlar. Bir de bunun zıttı var. Ne o? Muttasıl. Değil mi? Sakin muttasıl deniyor buna. Bu ne? Hemze ile bir öncesindeki sakin harf aynı kelimede. Ur'anen gibi. Mez'umen gibi. Mes'ulen gibi. Ama men amenede durum nasıl? Çok farklı. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde. Sakin olan harf bir kelimenin sonu, harekeli olan hemze diğer kelimenin başı. Ama muttasıl olan da, sakin olan da, efendim hemze de, ikisi de aynı kelimede. Şimdi dolayısıyla fî men fasal dediği yer, meddi munfasıl anlaşılmasın, munfasıl. Munfasıl hemzelerde de sekteyi rivayet etmişler. Etti ikinci konu. Yani bir konu ne? Lâm-ı tarif. Ler ve şeyin kelimesi bu bir. İkincisi munfasıl. Bunlarla beraber munfasıl meselesi. Munfasıl meselesi. Vel ba'du bazıları rivayet ettiler mutlakan. Sekteyi mutlak olarak rivayet ettiler.
Mutlak deyince bu sefer işin içine madem bu işin munfasılı var bir de muttasıl devreye giriyor. Madem munfasıl var men amene gibi mutlakan deyince munfasıl falan bu kalktı ortadan şimdi. Artı bir de ne girdi? Muttasıl olan. Yani Kur'anen dedik ya mes'ulen, mez'umen gibi efendim kelimeler de sakin muttasıl. Bunlar da aynı şekilde İmam-ı Hamza'dan bunlarda da sekit rivayet edildi. Şimdi baktığımız zaman bir şey'in ve el kelimeleri. İki munfasıl yani hemze-i münekkire dediklerimiz. Üç muttasıl Kur'an gibi falan. Üç görüş yaptı şu anda. Başka devam ediyor. Vakıyla denildi ki ba'de met. Medden sonra. Medden sonra bir med deyince bir meddi munfasıl konusu devreye giriyor. Bir de meddi muttasıl bu sefer. Yani beş tane konuda ayrı ayrı İmam-ı Hamza'dan rivayetler geldi. Bir, şey'in ve el. İki, şey'in ve elle beraber munfasıl. Üç, şey'in elle beraber, munfasılla beraber muttasıl. Dört, şey'in ve elle beraber, munfasılla beraber, efendim, muttasılla beraber meddi munfasıl. Artı bu dört tanesiyle beraber bir de muttasıl. Yani ayrı ayrı böyle aşama aşama toplayarak bir meseleden bahsediyor bize. Bakın dikkat edin hocam. Yani biz bu beş konu, bakın bu beş konu, bir şuradaki beyti de okuyalım, tamamen işin bitirmiş olalım. Ev yahut, ondan sonra vereceğim o misali, ev yahut ayrı bir görüş daha, bu altıncı olacak. Leyse an hallat es-sektut tarat. Mutlak olarak hallattan sekte yok. Yani bu bahsettiğimiz beş konunun beşinde de halladın tahkiki var. Bu kaçıncı görüş yaptı? Altıncı görüş. Yetmedi diyor. Gıyle denildi ki velâ an hamzete. Hamza'dan da iptal oldu sekit. Hamza'dan da bütün vecihlerde bütün bu bahsettiğimiz beş tane konuda tahkik rivayeti geldi. Anlatabildik mi hocam? Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Dedi ki bir şey'in ve el konu. İki şey'in el munfasıl. Üç şey'in el munfasıl muttasıl. Şey'in el munfasıl muttasıl meddi munfasıl. Şey'in el munfasıl muttasıl munfasıl meddi munfasıl meddi muttasıl. Beş tane konu. Bu beş konuda tek tek bakın sekte söyledi bize. Tek tek sekte söyledi. Arkadan tuttu dedi ki Hallat dedi bunların hiçbirini sekte yapmaz. Onun arkasından bir daha döndü dedi ki İmam-ı Hamza yapmaz. Hep bunlar İmam-ı Hamza'nın bu meseleleri hakkındaki hocam mezhepleri olmuş oluyor. Diyelim ki bizim önümüze bu beş tane mesele geldi. Aynı ayette bunlar cem oldu. Aynı ayette bunlar cem oldu. Nasıl anlayacak bunlar? Sıralaması. Aynı böyle söylediği gibi hocam sıralaması. Bir, ilk önce lam-ı tarif ve el. İki, daha önce alınmış elif lamla beraber hemze-i münekkire. 13, daha önceki alınan iki tanesiyle muttasıl sekti. 4, önceden alınmış sekitlerle beraber meddi munfasıl sekti. 5, öncekilerle beraber meddi muttasıl sekti. 6, hiçbirisinde sekit yok tahkik. Yani sıralamayı ne yaptı? Aynı zamanda bize göstermiş oldu. Evet. Sonra diyor ki vel hulfu hulf var. Hulf var. Kimden? An İdris. Evet. İdris'ten hulf vardır. İdris yani Seh değil mi? Seh, İshak, Seh, İdris. İdris'ten hulf vardır. Hulufle sekit vardır yani. Bu anlattığımız meselelerde hulufle sekit vardır. Ama diyor ki gayral meddi. Hocam gayral meddi. Hani beş madde saydım size diyor İmam-ı Hamza da. Lam-ı tarif saydım. Şey'enle beraber. Munfasıl, muttasıl, meddi munfasıl, meddi muttasıl. Beş tane mesele saydım. Diyor ki meddi munfasılla muttasılı çık. Diğer üç tanesinde sehte yapar. Hulufle. Aşerede tahkik. Takripten de bunlar dahil olur. Hulufle sekit yapmış olur. Kaç maddede yapmış oldu hocam? Lam-ı tarifler. Hemze-i münekkireler bir de muttasıllar. Evet. Sonra diyor ki atlık. Yani mutlak olarak bunu böyle üç konuyla işi bitir. Vaksusan demiş.
başka bir mezhep, diyelim ki görüş, Seh için, İdris için başka bir görüş ne? İki kelimeye bunu taksis et. İki kelimede olanla bu işi bitir. Yani lam-ı tarif, hemze-i münekkireler o kadar. Lam-ı tarifler ve hemze-i münekkireler. Sakin muttasıl bu işin içine dahil değildir diyor. Bunu da nasıl yapmış hocam? Demiş ki وَالْخُلْفُ اِلَى اَخْرِي وَاَقْتُلِفَ عَنْ اِدْرِيسِ فِي السَّكْتِ وَعَدَمِهِ İdris'ten sekit ve ademi hususunda yani tahkik hususunda rivayet geldi hulüfle. فَمَنْ رَوَى عَنْهُ السَّكْتَ İdris için sekteyi rivayet edenler اَطْلَقَ مَا كَانَ مِنْ كَلِمَةٍ اَوْ وَمِنْ كَلِمَتَيْنِ Sekteyi rivayet edenler fark etmiyoruz diyorlar. Bir kelimede olsa, iki kelimede olsa ne olur? Sekit vardır diyorlar. Yani Kur'an'en gibi de olsa, men amene de gibi olsa sekit vardır demişler. Bu etlik kelimesiyle ortaya çıkıyor. Etlik. Vaksusan için de demişler ki başka bir ve minhum yine sekteyi rivayet edenlerden seh için men hassasahu bima kâne min kelimeteyni ve şeyin. Sadece men amene ve şey kelimesine bunlarda olur demişler. Başka olmaz demişler. Bu da farklı bir görüş tabi. Ama biz uygulamada bunları nasıl yapıyoruz? Bizzat şeyinde de var, elde de var. Efendim hemze-i münekkirede de var. Bir de muttasıl, sakin muttasıllarda var. Metlerde yok. Bizim aldığımız görüş ve uyguladığımız budur. Evet. Vakıyle denildi ki Hafsun, Hafs ve İbn-i Dekvan ha, yani bu sekteyi aynı şekilde rivayet edildi. Kim için rivayet edildi? Rivayet edildi. Hafs ve İbn-i Zekvan içinde sekit var mıdır? Vardır. Hafs ve İbn-i Zekvan içinde sekit aynen yola devam eder. Evet. Hafs'ın hangi tariflerinden sekit var? Hangisinden yok? Bununla alakalı geniş bilgiler kitaplarda bulunabilir. Yani. Ve fi efendim hecel fevatihi Hecel Fevatihi. Yani Fevatih dediği sure başlangıçları değil mi? Fatih, Fatihler, sure açışları. Ketaha, Taha gibi, Taha gibi huruf-ı hecada yani huruf-ı mukatta'da. Sekte yapan kimdir? Sekkifi. Evet, Ebu Cafer Hazretleri ne yaptı? İşte malum olduğu üzere Taha gibi işte sekit yaptı. Sonra ve Elifey merkadine ve elifey merkadina ve ibaca merkadina'nın ve ibaca kelimesinin kelimelerinin hemzelerinde aynı şekilde ne vardır arkadaşlar? Aynı şekilde sekte ve elifey iki elif merkadina ve ibaca merkadina kelimesiyle ve ibacan kelimesinde ikisinde de sekte vardır. Devam ediyor. Belrane Belrane'de de var. Menrakin, menrak kelimesinde de var. Kim için bunlar? Lihafsil hulfüca. Evet. Hafs için, hulüfle. Bu dört kelimede Kehf suresinde ivece, Yasin'de merkadine, kıyamete menrak, bir de mutaffifinde belrane. Bunlar da hulüfle sekit olduğunu söylemiş. Böylelikle sekte meselesinde bir şey mi söyleyecektiniz hocam? Ha, lihafsil hulfü ca'e. Ca'e yani. Yani ca'e. Ca'e'yi ne yaptı? Gerideki ive ca'e'yi uydurmak için. El hulfü hulf ca'e geldi. Yani hulf geldi. Hafs için hulf geldi. Onu söylüyor burada. Lihafsil hulfü ca'e. Pekala. Bu dersin ortası itibariyle yani 18. ders itibariyle babu vakfi hamzete ve hişamin alel hems. Nakil ve sekitle alakalı mesele anlaşıldı. Zaten bildiğimiz şeylerdi. Tayyip'e bu işin cilası. Ne yapıyoruz bildiklerimizi? O yüzden ben diyorum ki hocam bir takribe başlayacak olan bir delikanlı şuraları okuyacak Tayyip'e de öyle başlayacak. Yani bütün şu usul kısmını, Tayyip'e'nin usul kısmını bitirecek. Ondan sonra başlayacak takribe ki bak o zaman tadına bu işin. Kavaid çünkü tam olduğu gibi kavaidi okuyorsun. Şimdi bu bizim delikanlılarla beraber takribin kavaidini bizzat kendim de okuyorum.
Niye? Çünkü o kaba dokunacak. Hangi kelimeyi nerede bulacaksın? Yarın öbür gün dönüp geriye baktığın zaman da hani hiç takılmadan ha şuradaydı diyebilmen lazım. Bakmayınca ne oluyor hocam? Eksik kalıyor. Adam nereden ne göreceğini icabında bilemiyor. Peki. İttarat, evet. Hani halladin sektüttarat. İttarat hocam mutlakan demiş. Ha mutlakan manasında. Evet. Mutlakan manasında. Babu vakfi Hamzete ve Hişamin alel hems. Allah selamet versin hocam. Babın kralı geldi. Hakikaten öyle. Hamza ve Hişam. Hamza, İmam Hamza ile Hişam, Hişam'ın vakfı. Neye? Halel hemzi, hemzeler üzerine. Hemzeler üzerine vakfı, biz hatta Risale var değil mi? Vakfı Hamza ve Hişam diye. Yani bunlar ayrı bir alem buradan öteye. Ayrı bir alem. Rabbim bizim de yardımcımız olsun. Hakikaten yaklaşık 10 sene üzerine ilk defa kitabı ben de açınca bana da zor oluyor yani. Kolay olmuyor. Tabii. Evet. Demiş ki burada şimdi biz açıklayacağız diyor hocam. Bütün kısımlarıyla beraber. Müteharrik veya sakin. Yani harekeli öyle ya. Bir harf ya harekeli olacak veya sakin olacak. Bizim şimdi işimiz burada ne şu anda? Hemze. Hangi hemze bu? Vakıftaki hemze. Heh, son. Son kelime. Efendim? O da onlardan bir tanesi. Hocam 62 nevi var. 62 nevi. Her bir tanesinde mübarek ayrı 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 ayrı. Öyle bir ele alıyor ki. Mesela demiş ki hemze-i mütevassıtalar var. Mütevassıt bi nefsihi deniyor buna. Mütevassıt bi nefsihi. Ne demek bu? Yani hiçbir ayrı kaynağa ihtiyaç duymadan, desteğe ihtiyaç duymadan direkt kelimenin ortasında kendi nefsiyle beraber var olan. Zaten mütevassıt bi nefsihi. Yani ne yapıyor? Mesela yu'minun kelimenin bizzat içinde. Mütevessıt bi nefsihi bu. Yu'minun'daki hemze. Ve sakin. Başka mesela in yeşe burada da bir hemze var. Burada da bir hemze var. O da hocam mütevessıt bi nefsihi ama harekeli. Tabi. Onda da vecih var hocam. Mübarek. Onda da vecih var. Şimdi bak. Mütevessıt bi nefsihi sakin de olur. Harekeli de olur. Allah neler geliyor şimdi aklıma biliyor musun? Bir anda bütün şey dökülüyor kafamdan aşağı. Şimdi hocam mütevessıt bi nefsihi sakin olursa mütevessıt bi nefsihi sakin olursa sakin olan hemzenin makabli zamme olur, fetha olur, kesre olur. Değil mi? Yü'minun da olabilir bu. Efendim şimdi aklıma gelmiyor ama bi'se bravo olabilir değil mi? Bunun gibi ötre de olur yani. Var. Sonra mütevessıt bi nefsihi böyle şimdi. Sakin makabli zamme kesre fetha. Mütevessıt bi nefsihi harekeli makabli zamme fetha kesre. Kendi hareketi zamme fetha kesre. 3 çarpı 3 9 vecih sadece burada var. 9 ayrı tür. Tabi zaman zaman her harekeyle karşılaşmayabilir. Yani olmayabilir. Kur'an'da yoktur. Ama normalde ihtimal nedir böyle bir durumda? Üç hareke kendisinde var. Üç harekede bunun makablinde var. İhtimal kaçtır burada? 9 ihtimal var. Ama kendi sakin makabli zam ve kesre fetha diyorsun. Bak 3 ihtimal. Diğerinde 9 ihtimal. Etti zaten bak aha Bismillah 12. Kaldı geriye 50 tane. Yani bunların her birisi. Şimdi bu mütevassıt bi nefsihi ile alakalı. Bir de mütetarrife var. Mütetarrife. O ne? Kendisi tarafta, en sonda. Yani işte neşe gibi, yeşe gibi. Kendisi sakin, makabli, zam ve kesre fetha olabilir. Kendisi harekeli, üç harekeyle gelebilir. Makabli de üç harekeyle gelebilir. Al sana bir dokuz da oradan geldi. Bu böyle. Mütevessıt bunlar bi nefsihi ama dikkat. Mütevessıt bi nefsihi, mütetarrif bir de. Mütetarrif yani tarafta vaki olan, sonda vaki olan zaten bi gayrihi diye bir şey olmaz. Ama bir de mütevessıt bi gayrihi var.
Mütevessıt bir kelime var. Mütevessıt bir zait de deniliyor bir gayrihiye. O da nasıl? İşte başında bir harf olur. Mesela ne gibi? Bi enfusikum. Harf-i cer gelmiş. Mütevessıt bir zait deniyor buna. Bi eyyi gibi. Bunların da harekeleri üçer tane olabiliyor. Dokuz da oradan çıkıyor. Hocam ne oluyor falan gibi oluyor ama yani şimdi bunların hepsini diyor ben açacağım diyor şimdi. Korkma diyor. Evet. Ve huve müşkülün demiş. Yahtacu ila tahkik medahibi ehlin arabiyyeti. Yani ehli arabiyyenin yani nahivcilerin mezheplerine ihtiyaç var. Nahivcilerin çünkü birçok işi burada nahivciler görüyor. Ve resmil mesahifi musafların resmi hatta ihtiyaç var. El-Uthmaniye yani resmi hatta Osmaniye malum. Ve itkanir rivaye, rivayetin gücüne, kuvvetine ihtiyaç var, sağlamlığına ihtiyaç var. Ve li su'ubetihi zorluğundan dolayı üfride bir zikri yani burası tamamen ayrı bir konu olarak ele alınıyor. Ve hutime bihi ebvabül hems. Hemze meseleleri bu bahisle beraber son buluyor. Şimdi başından beri babül hemzin müfret vardı hatırlarsanız değil mi? Yani bir hemze babı. He tabii. Bir hemze babı. Efendim bir kelimede bir hemze babı. Bir kelimede iki hemze babı. İki kelimede iki hemze babı. Nakil babı. Sakit babı. En son artık bununla iş bitiyor diyor. Sadece hemzeler üzerine gerçekleşen meseleye bak kaç tane konu var ya. Aynen öyle olmuş hocam. En akkalıyı sonra bırakmış. Pekala. Bir giriş yapalım. Gittiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar gideriz. İza te medette. İza te medette. Evet. Kastettiğin zamanda. Neyi? El vakfe. Vakfı kastettiğin zamanda hafif tahfif yap hemze. Hemzeyi tahfif eyle. Sen vakfı kastettiğin zamanda hemzeyi tahfif eyle. Şimdi burada demiş ki paylaşmakta fayda var. Tahfif denince sadece şeddeli bir harfin şeddesini kaldırmak demek değildir. Yani şeddeydi bu. Tahfif et dediğin zaman da şeddesini kaldır koy başka tarafa bu değil. Ve tahfifu amun amun fil ibdali ve beyne beyne ve nakli ve halfi ve idgami ve ayrı dalik. Yani tahfif dediğin zaman da ibdal de bir tahfiftir. Tesil okumak da bir tahfiftir. Nakil okumak da bir tahfiftir. Bak tahfif. Anlatabildim mi hocam? Yani hemzenin asıl okuyuşundan hariç başka bir okuyuşa geçiyorsun. Bunların her bir tanesi. Tesil de tahfiftir. Nakil de tahfiftir. Efendim ibdal de tahfiftir. Hazfetmek de. Hazif yapmıyor muyuz mesela? Yeşâ süfehâ süfehâ'ı falan. Bunların hepsi nedir? Birer tahfif konusu. Hazif yapıyorsun. İdgam yapmak da bir tahfif. Şeya, şeyye. Adamın ağzına daha kolay geliyor bu. Şeyye demektense şeyye diyor daha kolay geliyor. Hakikaten daha kolay yani. Evet. Diyor ki hemzeyi ne yapacaksın? Tahfif yapacaksın. Neredeki hemze? Tevessuden. Ortadaki hemze. Ev tarafen sondaki hemze. Kim için yapacaksın bu tahfifi? Li hamze. Hamza için. Bu mesele İmam-ı Hamza için geçerli bir mesele. Tabi belli bir yerden sonra bu işin içine Hişam da dahil oluyor. Hişam mütevessıtlara karışmıyor. Mütevessıtlara hocam Hişam karışmaz. Mütevessıtlara karışmıyor. Hişam'ın karışısı sadece medden sonra gelenlere karışıyor Hişam işte. Süfeha gibi olanlara falan karışıyor. Beraber oluyorlar. Öyle ortak oldukları yerler var. Ayrı düştükleri yerler de var. Evet. فَاِنْ يُسَكِّنْ Sakin olursa. Yani ne sakin olursa? Hemze. Hemze sakin olursa. Billedi. Öyle şeyle ki kablu öncesine ebdil ibdal et. Hocam bu mısrağı ancak geri geri okursanız mana anlaşılıyor. فَاِنْ يُسَكِّنْ Hemze sakin olursa gel şimdi geri oku. Ebdil ibdal et kablu öncesine. Kablu billi yani ellediği kablu. Kendisinden önceki harfin harekesi cinsindeki harfi met neyse ona iptal et.
Diyelim ki ele alalım. Ne gibi? İşte mütevasıt olsun. İşte yu'minun meselesi. Hemze sakin mi? Fe in yusekkin. Eyvallah. O zaman ne yapıyorsun? Diyor ki ebdil ibdalet neye? Kablüllezî. Yani ma kablindeki harfin harekesi. Ma kablindeki harf ye. Harekesi ötre. Onun cinsi olan harf met ne? Vav. Yuminun. Mesela. Böyle olduğu zaman da ne yapıyoruz? İbdalle bu tahfif gerçekleşmiş oluyor. Dedik ya az önce tahfif deyince sadece şeddeyi kaldır koy gel tahfif olsun değil. Ne bu? Nakilde bundan, ibdalde bundan, hazifte bundan, idgamda bundan. Hepsi bunların ayrı ayrı tahfif meselesi. Diyor ki kendi sakin olduğu zaman da makamlindeki harfin harekesi cinsine onu iptal et. Evet. Mesela te'lemun. Nasıl okuyacaksın? Te'lemun. Ne oldu? Makamlindeki harfin harekesi üstün. Onun karşılığı olan harf-i metne elif. Te'lemun gibi. Evet. Eğer zammeyse vava kısacası, kesre ise yeye, fetha ise elife ibdal edersin. Ve in yuharrik eğer harekeli olursa tabi bu aynı zamanda şimdi biz hep şeyden misal veriyoruz. Yani mütevassıt olandan, ortada olandan mesela nebbi bu nedir? Tarafta vaki olan. Yani hemze kelimenin sonunda. Bu da aynı şekilde ne yapacaksın? Nebbi diye mümkündür durması. Evet. Demiş ki hocam vellezî kablehu ve mütetarrifen nahvu nebbi vellezî kablehu zammetun mütevessiden. Ne var? Ma kabli zamme mütevessit olduğu halde yümin ve lem yekâ fi Kur'an mutatarrifan. Yani ma kabli zamme olduğu halde dedi ki bazen olmayabilir diye. Ma kabli zamme olduğu halde kendi sakin ma kabli zamme mutatarrif olan böyle bir Kur'an'da vaki olan bir şey yok diyor. Yani böyle bir kelime bulamazsınız. Boşuna aramayın. Ve lem yekâ fi Kur'an mutatarrifan. Ha, bu olmuyor yok demek ki. Bak burada bir tane konu yok. Böyle bir şey yok. Sonra ve kablehu fetha. Ne gibi? Nebe. Tarafta vaki olmuş. Makabül fetha. Nebe diye durursun. Evet. Mele. Mesela. Aynı şekilde. Sonra makabül kesre. Uri. Uri. Mesela. Sonra ellü'lü. Makabül kesre. Değil mi? Şimdi iki tane var burada. Birisi mütetarrıf, birisi mütevassıt. Nasıl duracaksın burada o zaman? Ellü'lü. Lülü. Evet. Sonra ve in yuharrik harekeli olursa ki neden bahsediyoruz hocam? Hemzeden bahsediyoruz. Şimdi sakin olanı söyledi zaten. Sakin olursa makabri cinsine bunu ibdal et dedi geçti karşıya. Tamam. Mütevassıt da mütedarrıf da bu geçerli. Burada sıkıntı yok. Ve in yuharrik harekeli olursa eğer harekeli olursa an sükunin sakinden sonra gelmiş kendisi harekeli hemze. O zaman fenkul yapacağın hareket nakil. Bizim bildiğimiz nakilden bahsediyorum. Evet. Evet. Ve in kâne el hemzu muharraken ba'de sakinin fenkul hareketehu ila zâlike sakin ve harrikhu bi hareketil hemzi kemâ huve tarîkun nakli illâ en yekûnâ zâlike sâkinu elifen ev yâen ev vâven ve sehil beyne felâ yunkal ileyhi kemâ seyeti. Yani demiş ki bizim her zamanki bildiğimiz yapıla gelen nakil. Neyse o ama eğer makabli met olursa o zaman tesil devreye girer vesaire vesaire. Mesela nakledilen ne misal? Şeyen. Şeyen. Yani mütetarrif. Mütetarriftir. Nedir bu? Vel enfus o ne? Vel enfus. O şimdi hocam mütevessıt bir zâid grubuna giriyor. Çünkü makablinde başka bir kelimeyle ortada kalıyor. Normalde kelimenin aslı enfus ya.
Tabii. O da aynı öyle oluyor değil mi? Ama mes'ulen mütevessit bize şey bi nefsi küt ortada. Sakinden sonra harekeli. Yapılacak olarak hareket ne? Mes'ule. Mesela şey'ün değil mi? Şey'ü yapıyorsun ya. Mesela kaç tane vecih? Altı vecih yapıyorsun icabında. Zambe olunca altı vecih yapıyorsun. İşte fetha olunca iki vecih. Şeya şeyya mesela. Şeya dendiğin zaman da. Halbuki şey'en idi. Nakil yaptın. Şeya oldu. Kur'anen demiş hocam. El habe. El habe. Habe. Bunda da duruş böyle olur yani. Ha. Habe. Habe. Şeyin, su'in mesela yudî'u. Evet. İlla ancak nakil yapılmaz. Şimdi nakil yapılır dedi ya, sakinden sonra harekeli olursa nakil yapılır dedi. İlla ancak nakil yapılmaz. Nakil terk edilir. Müvessatan kendisi ortada. Eta gelmiş. Neden sonra? Ba'de elif. Eliften sonra hocam, eliften sonra gelmişse eğer, eliften sonra gelmişse yani çekmiş çekmiş meddi muttasıldan bahsediyor. Aynı kelimede olacak ya, meddi muttasıl durumunda eliften sonra gelirse harekeli olarak sehil. O zaman ne yap onu? Teshil yap. Ne gibi? Hocam şuraka hüküm. Şuraka hüküm. Ortada. Doğru mu? Çektikten sonra geliyor. Eliften sonra. Sonra ülaike melaiketün. Bak hep eliften sonra. Eliften sonra. Böyle olunca ne olur? O zaman diyor ki tesil. Zaten hatırlarsınız öyle yapıyorduk değil mi? Dua ne yapıyor? Ülaik. Ülaik. Beş bir tesil. He? Bravo. Aynen. İsrail. Değil mi? Durursan onun için öyle olur. Evet. Mütevessit kısmında eliften sonra gelirse eğer, sakin harften sonra gelirse nakil var. Sakin harften sonra gelirse nakil var. Ama eliften sonra, sakin harf derken cezimli olan bir harften sonra. Eğer tamamen sakin, hiç cezim mezim bir şey yok, eliften sonra gelirse o zaman tesil yapılır dedi. Evet. Ve mislehu tıpkı bunun gibidir. Evet. Yine bunun gibidir. Feebdil İbdalet fit taraf, tarafta vaki olursa. Yani hocam burada mesela sema değil mi? Sema tarafta vaki oldu. Bak az öncekiler kelimenin ortasındaydı. Yani ulaike melaiketun gibi. Bunlarda ne var? Eliften sonra kelimenin ortasında gelmiş. Ama bir de ne var? Ne zaman geliyor elif? Hemze şeyden sonra siz söyleyin. Tarafta vaki oluyor. Aynı bunun gibi. Ne gibi? Mâ, semâ gibi. Böyle olursa neşâ gibi. O zaman ne yapacaksın? Bunu ibdal edeceksin. Yani hazif diyoruz ya. Ne yapıyorsun? Otomatik bu sefer hazfe gidiyor mesele. Elife hasfi, elife ibdal ediyorsun onu yani. Sema, hemze gitti. 5, 3, 1. Hazif de deniyor ona, ibdal de deniyor malum. Fe ebdil fit taraf. Eğer tarafta vaki olursa ibdal. Mütevessit olursa o zaman tesih. Pekala. Sonra vel vâbu vel yâ demiş. Burada şimdilik dersi bırakmış olalım. Cenab-ı Hak hayırlı ifadeler, istifadeler ikram eylesin. Gelmiş geçmişlerimize. El-Fatiha.